Dün akşamdan itibaren de sosyal medya kullananları hani bir yerde panikleten bir haber çıktı ortaya. E-Devlet verileri çalınmış. Devlet kapısında vatandaşlara ait kişisel verilerin sızdırıldığı iddia edildi. Efendim dün gece sosyal medyada tüm E-Devlet verilerinin sızdırıldığı iddiaları ortaya atıldı. E-Devlet hacklendi mi? Yani bence artık ülkenin datasına şöyle toplu bir reset atalım. Bir sızıntı oldu mu olmadı mı, verilerimiz çalındı mı çalınmadı mı diye. Gerçekten söylüyorum arkadaşlar, bittik yani, her şeyimiz biliniyor. Aklımıza sadece E-Devlet gelmemesi gerekiyor. Bir yemek sitesinden de olmuş olabilir, bir banka sitesinden de olmuş olabilir. Bir gece hiç tanımadığınız birinden şöyle bir mesaj aldığınızı düşünün. Mesajda kimliğinizin ön ve arka yüzü, nerede yaşadığınız, kaç para maaş aldığınız, nerelere kaç TL borcunuzun olduğu, kredi kartı bilgileriniz var. Her şeyiniz ama her şeyiniz mesaj atan bu kişinin elinde. Dahası şöyle mesajlar da gönderip sizi tehdit ediyor. Ne yapardınız? Olayları anlamak için Twitter'a girdiniz ve bir de baktınız ki takip ettiğiniz gazetecilerin, fenomenlerin, MİT başkanının ve hatta Cumhurbaşkanının kimlikleri ortada geziyor. İşte işler tam bu noktada saçma sapan, karma karışık bir hal alıyor. Bu arada bu kimlik görüntülerin de sahte olduğunu belirtelim ama asıl konumuz aslında bu değil. Gelin biz size olayın arka planını, detaylarını anlatalım. Arkadaşım aradı. Sosyal medyada ve YouTube'da oldukça ünlü olan biri, ismini verme dedi. Yani isminin verilmesini istemiyor. Dedi ki bana şu anda telefondan inanılmaz fazla taciz araması geliyor. Sürekli telefonum aranıyor. Bilgilerim internete saçılmış. Herkesin verisi var. Ve diledikleri insanın resmine kadar ulaşıp bunu kullanabiliyor insanlar dedi. Nasıl yapıldığı konusunda hiçbir fikrim yok. Lütfen dedi bunu araştır ve haberleştir. İnsanları uyaralım dedi. Hemen kendisine aslında iyi niyetli bir beyaz şapkalı hacker diyebileceğimiz bir kişi ulaşmış. Mağdur olduğun konu bundan kaynaklı. Herkesin bilgisi şu anda internette dolaşıyor. Bak istediğin kişinin verisine ben de ulaşabiliyorum. Senin ulaşılabilen bilgilerin bunlar demiş. Kendisini kimliğinin üstündeki biyometrik fotoğrafı dahil bütün kimlik bilgileri, güncel ikametgah bilgilerini göndermiş. Seninkini de taramasını ister misin? Evet dedim. Yani bir güncelleme var mı bakalım. Bana 2015 yılındaki verilerimi yolladı ilk olarak bu beyaz şapkalı hacker arkadaş. Dedim ki bunlar eski. Yani bunlar daha öncesindeki seçim verilerine ait. 2022 yılındaki verilerin de var abi dedi ve onları da yolladı. Ve bunlar gerçekten de benim 2022 yılında güncellediğim verilerimdi. Ama benim resmim yoktu mesela. Benim resmime ulaşılamıyordu. Dedim resmime niye ulaşılamıyor? Bu beyaz şapkalı hacker arkadaşım verdiği bilgilere göre dedi ki ÖSYM'de bir kaydın yoksa şu anda güncel olarak resmini bulamam dedi. Türkiye'de veri güvenliği konusunda hem devlet kurumlarının hem de özel sektördeki şirketlerin üzerinde büyük bir şüphe olduğu gerçek. 2015 ve 2016 yıllarında sızdırıldığı söylenen Mernis ve 50 milyon kişinin seçmen bilgileri, sipariş uygulamalarından sızdırılan adres bilgileri, kripto para borsalarından sızdırılan cüzdan bilgileri derken liste gittikçe kabarıyor. Her şey 7 Nisan'da Dark Tracer adındaki bir özel araştırma şirketinin şu raporu yayınlamasıyla başlıyor. 3 ve 4. sıradaki internet siteleri dikkatinizi çekti mi? Türkiye Gov.tr yani E-Devlet'ten toplam 15.313, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı EBA'dan toplam 12.940 kişinin giriş bilgilerinin ele geçirildiği yazıyor. Rapora göre bu bilgiler öyle E-Devlet ya da MEP'teki bir güvenlik açığı sebebiyle değil, kullanıcılara bulaşan Redline Stealer adındaki bir Trojan virüsüyle ele geçirildi. Peki bu casus yazılım insanlara nasıl oluyor da bulaşıyor? Tahminlere göre Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle anormal derecede artan siber saldırılar, kullanılan casus yazılımların sadece Türkiye'ye değil aslında bütün dünyaya hızla yayılmasına sebep oldu. Zaten listeye baktığımızda Türkiye dışında Arjantin, Brezilya, Endonezya, Mısır ve Pakistan gibi ülkelere ait kamu sitelerinin yer aldığını da görüyoruz. Ama artık işte milyonlarca insanın verilerinin sızdırılmamasından mı yoksa Cumhurbaşkanının kimliğinin dolaşmamasından mı bilinmez, bu haber öyle gündemde çok da geniş yer bulmadı. Bu rapor ortaya çıktıktan sonra Türkiye'deki resmi kurumlardan da herhangi bir açıklama gelmedi. Devlet kurumlarından vatandaşları bilgilendirmesini ve en azından güvenmediğiniz linklere tıklamayın uyarısını yapmasını beklerdik. Bu da buradan resmi kurumlara bir çağrımız olsun. Biz olayın aslına geri dönelim. Tarih 12 Nisan. Hani o sık sık gördüğümüz şurası burası eklendi, bilgiler de Deep Web'de satışa çıktı dediğimiz haberler var ya. İşte buradaki Deep Web'den kasıt bildiğiniz üzere Google arama motorlarına kapalı, IP adresleriyle ya da VPN'lerle ulaşabildiğimiz özel siteler. O sitelerden biri de Twitch yayıncılarına ait bilgilerin satışa sunulduğu RAID Forms.
12 Nisan'da Avrupa Birliği Polis Teşkilatı bir operasyon düzenleyip bu sitenin kurucularının tepesine bindi ve sunucuları çökertti. Raid Forums'ta sadece Türkiye'den değil, neredeyse bütün dünyadan insanların bilgileri yok paralara satılıyordu. Bir bakıma hackerlar ve bilgi avcıları için pazar yerine dönüşmüştü bu site aslında. Bu forumda paylaşılan bilgiler artık Telegram'da, YouTube video açıklamalarında ve Twitter'da paylaşılmaya başlamıştı. Raid Forums'un kapatıldığı gün, yani 12 Nisan'da bir olay daha patlak verdi ki akıllara zarar. Bir anda Twitter'da gazetecilerin ve içerik üreticilerinin feryatlarını gördük. Kendilerine ve ailelerine ait bilgilerinin tehditler yoluyla paylaşıldığını söylüyordu bu insanlar ve haklı olarak korkmuşlardı. Yetmedi, hackerlar bu insanlara Cumhurbaşkanı ve MİT Başkanı'nın kimlik görüntülerini de göndermeye başladı. Kanıt isteyenlere yakın çevrelerinden insanların da bilgilerini verdi hackerlar. Bu korku doğal olarak tepkileri de beraberinde getirdi ve herkes bir anda e-devlet verilerinin çalındığını konuşmaya başladı. Twitter'da gündem oluştu ve hackerlar bir hedefine daha ulaştı. Toplumda panik havası yaratmak, insanları galeyana sürüklemek. Yani tıpkı terör örgütleri gibi. Elbette bu kimlik görüntülerinin sahte olduğunu anlamak için öyle uzman olmaya falan da gerek yoktu. Zaten bu da hackerların kullandığı bir magazin taktiğiydi aslında. Yalnız bu kez o Excel tablosunda Cumhurbaşkanı'nın kimliğini görünce olay hiç olmadığı kadar konuşulmaya başladı. Fakat çok yanlış bir şekilde. Aileleri tehdit edilen o insanlara bu kimlik görüntüleri sahte, siz de yalancısınız suçlamaları yapıldı. Normalde bilgilerimiz fellik fellik ortada dolaşıyor, niye böyle oluyor diye konuşmamız gerekirken kimliklerdeki imzaların ve fotoğrafların sahte olması detayına takılı kaldık. Ayrıca burada asıl komik olan şey şu, tüm kimlik görüntülerinde kritik bilgilerin sansürlenmiş olmasıydı. Yani hackerlar bizim bilgilerimizle bizi tehdit edip o bilgileri bizden saklıyorlardı. E tabi olaylar ilk defa bu kadar çok konuşulunca E-Devlet ve diğer kurumlar resmi bir açıklama yapmak zorunda kaldılar ve olayı yalanladılar. Ama yine de vatandaşları ciddi şekilde uyaran bir metin görmedik. Özetle hackerlar ve bu bilgileri satmaya çalışan kişiler aslında olay günü bizim algımızı hackledi. Sen ben gibi sokaktaki vatandaş bu haberi görünce abi yine mi ya dedik? Belki de korktuk ama bu verileri görünce sıraya giren hatta satın almak isteyenler de var. Peki kim bunlar? Kişisel bilgilerimiz tek başına bir ürün ve büyük bir sektör oluşturdu. Örneğin hukuk büroları bu bilgileri alıp haciz işlemleri için insanlara ulaşmaya çalışıyor. Hatta fason hukuk büroları sahte şirketler kurup sahte borçlar üzerinden insanlara ulaşarak paralarını koparmaya çalışıyor. Bir SMS geliyor. Devlete olan şu borcunuzda indirim yaptık. Hemen şu anda öderseniz %50 indirimle ödeyeceksiniz. Siz de heyecanlanırsınız çünkü yani trafik ceza borcu olduğunuzu kim başkası bilebilir ki? Yani yetkili bir makamdan geldiğine inanırsınız. Tıkladınız. Açılan web sayfasından kredi kartınızla ödeme yaptınız. Borcunuz ödenmedi. Kredi kartı bilgileriniz başkasının eline geçtiği gibi aynı zamanda bir de 100 liranızdan oldunuz. Sizi savcılıktan arıyoruz, terörle mücadele arıyoruz diye korkutuyorlardı. Şimdi hiç ona gerek yok. Çok hassas, sadece birkaç kişinin bildiği bilgiye erişebildiği için bu insanlar sizi artık her türlü noktadan kandırabilir ve boşluğunuzu yakalayabilirler. Bir de aracıları var bu işin. Hatırlarsanız işte yemek sipariş uygulamaları, kripto para borsaları, bunların hepsinden sızan verileri ayrı ayrı satın alıp bunları yapay zeka destekli yazılımlarla birleştiriyorlar ve satıyorlar. Nerelere ulaşabiliyorsunuz? Yani bu bilgileri nereden çekiyorsunuz, harmanlayabiliyorsunuz? Bana birçok kurumla ilgili şey söyledi, bilgi verdi ve dedi ki ben bu kurumlardan ulaşabiliyorum ve bu kurumlardaki verileri sorgulayıp hepsini derleyip bir kütüphane haline getirebiliyorum. Bunun bir database saldırısı, database'in indirildiği ve bütün verilere oradan ulaşıldığı bir saldırı olarak aslında tanımladım ve bu şekilde anladım. Fakat olay daha da büyükmüş mesela ve konuyu çok uzun zamandır takip edip aslında yetkililere de bildiren insanların en azından iddiaları bu yönde anlattıkları kadarıyla olay bir database'i indirme olayı değil. Ne yazık ki bir kurum yetkilisi, bir devlet yetkilisi gibi bu kötü niyetli insanlar şu anda oturdukları bilgisayarın başından anlık sorgulama yaparak bizim sigorta bilgilerimiz dahil, maaş bilgilerimiz, sağlık bilgilerimiz dahil hepsine ulaşıp bunları insanlarla paylaşabiliyorlar. Hatta internet ortamında bu bilgiler 20 lira, 40 lira gibi bedellerle satılıyor. Yani bir bakıma Ecem dün gece kaldığı yurda tavuk döner sipariş etmiş bilgisinin yanına. Ecem şu borsadan 500 TL'ye shitcoin alıp parasını 100'e katlamış. Ecem şu kadar maaş alıyor, hesabında şu kadar para varmış. Şu kişi kardeşiymiş, şu kişi dayısıymış, şu kişi de zengin arkadaşıymış çünkü ona sürekli para gönderiyor, bilgileri ekleniyor. Ecem'in tavuk döner sipariş ettiği bilgisi 50 centlik bir bilgiyken diğerleri de yanına eklenince oluyor mu sana bu bilgi 50 dolar? İşte o aracılar bu sağdan soldan toplanan verileri bir araya getirip satıyorlar aslında. Mesela diyelim ki sizin bir fıstık alerjiniz var. Fıstığa karşı inanılmaz reaksiyon gösteriyorsunuz ve bu veri sağlık bilgilerinizde kayıtlı. Bunu gören bir kötü niyetli kişi bunu size karşı kullanarak bir suikast girişimine dahi bulunabilir şu anda.
Oluşan gündem ne kadar büyürse bilginin fiyatı da alıcı sayısı da o kadar artıyor. Abi ne yapalım yani şimdi? İnternetin fişini çekelim, dağın başına mı taşınalım? İşte hepimiz dağın başına gidince orası da şehir olmayacak mı? Ya öyle zaten sen ben gibi hayat gayesi içinde kaybolan işte öğrencisinin, işçisinin cebinde 10 TL'si olan adamın pek de umurunda değil bu meseleler yani. Çalınsa ne olur diyor benim verilirim. İnternet artık elektrik ve su gibi temel bir ihtiyaç, tamam mı? Bugün gidip kalkıp biz her hareketimizin, davranışımızın veriye dönüşeceği metaverse'leri konuşuyoruz. Tabii ki kalkıp bizim bilgilerimizin kimde olduğu, kim tarafından çalındığı, nerede paylaşıldığı bilgilerini de konuşacağız. Hatta konuşmak zorundayız bunları. O yüzden işte Ecem gibi dağın başına çıkıp yaşama fikrinden de vazgeçin. Çünkü orada internet yok. Sıkılırız zaten hepimiz gitsek. İnternetsiz ne yapacağız orada? Biraz sakinleşin ve o Instagram'a eklenen arkadaşınızdan gelen linke, Nijeryalı prensten gelen linke de tıklamayı verin.